Merhaba dostlar. Hollandaca öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Zodra bağlacını anlatmaya çalışacağım. Gerek örneklendirmelerle gerekse ekstra gramatik bilgilerle Zodra kelimesi ne anlama geliyor? Nerede kullanılır? Ve cümle içerisinde konuşurken nasıl kullanmamız gerek gibi bilgileri sizlere sunacağım. Zodra tam olarak Türkçe karşılığı olur olmaz. Gelir gelmez. Yani bir şeyin olduğu andan itibaren daha sonraki yapılacak şeyi belirtmek istediğimizde zodra kullanırız. Cümlenin başında ya da ortasında kullanılabilir. Buna Hollanda'ca in denilir. Genellikle zodra gelecek zaman yani to come the tide gibi durumları belirtmek istediğimizde kullanılır. Ama cümle içerisinde geniş zamanda da görülebilir. Şartlı cümleler genelde zodra ile kullanılır. Evet arkadaşlar hazırsanız şimdi zodra ile ilgili örneklendirmelere bakalım. İlk örneklerimiz gelecek zaman içerisinde Zodra'nın olduğu cümleler nasıl kurulur ona hep birlikte bakalım. Zodra ik ahtin yar ben haik mein raybeweis halen. Cümlenin başına gelen Zodra ilk cümleyi inverse yapmıştır. Gördüğünüz gibi ben fiili sona gelmiştir. Ve yine ikinci cümledeki fiil cümlenin başına gelmiştir. Hollandaca buna inverse ya da diğer anlamıyla devrik cümle. Değerli dostlar, Zondra ik achtin yar ben, haik men raybe weiss halen. 18 yaşıma geldiğimde ehliyetimi alacağım. 18 yaşıma gelir gelmez ehliyetimi alacağım. Gelecek zaman içerisindeki şartlı cümleyi bariz bir şekilde görüyoruz. İlk cümlede fiil sonda, ikinci cümlede fiil başta. Ve biz buna invers deriz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki örneğimiz Ikhamen raibevais halan Zodra ik achtin yar ben. Şimdi de ilk örneğimizdeki devrik cümleyi normal cümle haline çevirip anlamaya çalışalım. Ik ha mein Burada birinci fiil sonda, ikinci fiil normal cümlenin içerisinde özneden sonra ha fiili. Ancak Zodra ile başlayan cümleye baktığımızda ik achtin yar ben. Gördüğünüz gibi Yardımcı fiilimiz olan ben sona gelmiştir. Zodra ik hunukatep kopikön haus. Yeterli param olur olmaz bir ev alacağım. Ya da yeterli param olduğunda ev alırım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gelecek zaman ve geniş zamanın anlam olarak birbirine yakın olduğu bir cümle. Zodrayı kanım Yeterli param olur olmaz, bir ev alacağım. Şimdi de arkadaşlar, Zodra'nın cümlenin ortasındaki haline bakalım. Ik haus kopen. Zodra ik genug geld Hep fiili sona gelmiş. Zodra başta. Burada infersi var. Ben ev alacağım. Yeterli param olur olmaz ya da yeterli param olduğunda. Örneklerle zodra'nın nerede nasıl kullanıldığına dair cümleleri hep birlikte görüyoruz. Umarım yardımcı oluyordur. Bir diğer örneğe bakalım. Sıxraf mı zodra yır bänd? Sıxraf mı Zodra ya örbent. Ya da sıhraif mı? Zodra ye er Gibi telaffuzlarla karşımıza çıkan bu cümlede oraya varır varmaz bana yaz. Ya da oraya varır varmaz bana mesaj at. Bana haber ver. Hani bir yolculukta herhangi bir şeyde karşı taraftan haber beklediğinizde bu cümleyi kullanabilirsiniz. Sıhraif mı? Zodra ya örbent. Bir diğer örneğe bakalım. Zodra ik opsta zati kafe. Uyanır uyanmaz, ayağa kalkar kalkmaz. Kahve alırım, kahve pişiririm, kahve içerim, kahvemi alırım gibi anlam veren bir cümle. Zodra ik opsta zet ik kafe. Ya da zodra ik opsta zet ik tey de diyebilirsiniz. Bir diğer örneğe bakacak olursak Ex Libris handbook Truchhefen Zodraik kan. İmkanım olur olmaz, zamanım olur olmaz, zamanım olduğunda elime imkan geçtiğinde gibi anlamlar veren Zodra kan'la birlikte kullanılan Ex Libris handbook Hayf'ın bu kitabı geri iade edeceğim mümkün olur olmaz. Yani kütüphaneden herhangi bir kitap aldığınızda Geri ödeme ile ilgili size bir soru sorulduğunda bu cümleyi kullanabilirsiniz. X al het buk türü hayfın zodra ik kan. Bir diğer cümle. Stürme al stublif ya al sublift. Ön karşıya zodrayı ankont. an Stürme al stublift. Ön karşıya zodrayı ankont. an bana bir kart ya da bana bir bilet ya da bana herhangi bir kar posta gönder. Ne zaman? Gelir gelmez. Ya da şu cümleyi şöyle Türkçe'ye tercüme edelim. Lütfen gelir gelmez bana bir kart gönderir misin lütfen? Bir diğer örnek. Zodra iketep ona sahip olur olmaz. Onu bana ait olduğunda stür ik het Hemen sana göndereceğim. Zodra ik hep stür ik het Buradaki dor hemen sürecinde gibi ifade verir. Onu alır almaz sana hemen göndereceğim. Onu sana göndereceğim. Zodra iketep, stüriket, nariyetor. Onu alır almaz sana hemen göndereceğim. Evet arkadaşlar. Cümlelerimiz şimdilik bu kadardı. Şu ana kadar Zodra, Tervail, Huvel, Tum, Altay gibi bağlaçlıları öğrenmeye çalıştık. Değerli dostlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Tosinsin.